Bugün reklam ve markaya olan katkısı, markanın sürekliliği ve bu işin de bir bilim olduğu. Sadece reklamcılık bir bilim değildir, pazarlama da bir bilimdir, marka yönetmek de bir bilimdir. Bunların arkasında çok ciddi araştırmalar vardır, meta analizler vardır, nedensellik araştırmaları vardır ve bütün bunların okunarak markaya yön verilmesi, iletişim uygulamalarının yapılması, stratejilerinin ve taktiklerinin geliştirilmesi gerek. Alaylı insanlar da okuyabilirler. İlla bir okul mezunu olmasından bahsetmiyorum. Okul mezunu olmak gerekmiyor. Diploma bir meslek değil. Pazarlamacılık, reklamcılık, iletişimcilik. Ama olduktan sonra bunlara kulak vermek ve bunları dinlemek gerekiyor. Yok ben bunları önemsemiyorum. Önemsemiyorsan kusura bakma cahilsin. Bilim bilim ne güzel diyorsunuz. Abone olsunlar bir. <laughs> Ondan sonra <laughs> en evet, yani, parayı abone. Ya bu şarkıyı sürekli versek iyi olur değil mi? Anlamadığımız şu 20 bin kişi izliyor bizi ama abone olmaya gelince çünkü biliyoruz YouTube'dan sıkılıyorsunuz. Ama bizden öğreneceksiniz hem de eğleneceksiniz, öğreneceksiniz, eğleneceksiniz, öğreneceksiniz, <laughs> falan diye yapar. Biraz da eğlence dozunu mu attırsak acaba çocuklar? Ne diyorsunuz? Sanırım hocam biz çok etkileşim kuramadık. Öyle etkileşim mi diyorsun? De ben Kursaki de mi Sen yap analizleri istersen bundan sonra. Yok hocam estağfurullah. Neden? Ben demek ki etkileşemiyorum. Etkileşiyorsunuz hocam da. bozuk hocam diyorsun bana. Oh, hayır ben öyle şey demiyorum. <laughs> Hata ne dedi bu? Hocam ben de öyle demek istemedi Feyyaz. Gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten. Ne demek istemedi? <laughs> <laughs> ne yani demek? etkileşemediğinizi söylemek hiç istemedi. Evet. Olabilir. Bizi anlayacaklar. Bakın değerimizi anladıklarında böyle çıkacağız. Ne diyor? Demedin demedin. <laughs> 10 bin. <laughs> 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 binlere değerimiz anlaşılacak göreceksiniz. Bir gün herkesin buradaki doğru reklamcılığa, bilimsel reklamcılığa bırakın markalar için kendisi için ihtiyacı olacak ki. Çünkü herkes de aynı zamanda kişisel bir marka. Tabii hocam ben bir markayım mesela. <laughs> Kaldım böyle. <laughs> Kendi efektlerimi kendim yapıyorum. <laughs> sana kalmasın diye oğlum ne yapıyorsun lan beni sürekli Allah Allah Ne yaptım hocam? Ne yaptın? Aksakallı oldun. Evet. Efendim evet. zaten bir tane öyle şeyler yapmışsın, emojiler yapmışsın bana kendim bile tanıyamıyorum. Hangi <laughs> sanırsın anca sen Her neyse. Enpara.com konumuz. Enpara.com bir internet şubesi ve buradaki önemli noktalardan bir tanesi internet bankacılığı yapıyor. Bilinen bir markanın yetkileri altında. Ama ilginç bir şekilde o ilk başta çıktığı göbeğini kaşıyan adamla birlikte bir mesaj vermeye çalışıyordu biliyorsunuz. Ve bütün bunları attı sadece oradaki müziği kaldı ve bize şimdi tutarsız bir marka mesajı vermeye ve sanki sadece satış yapar bir hale getirmeye çalışıyor marka. Ya yaptığının farkındalığı yok. O yüzden yapıyorlar bunu. Ya da bilmediğimiz bir strateji var diye düşünüyorum. Bir bakalım gelin. En parada EFT fast havale masrafı yok. Evet, Dünya dur. tersine dönse bile. Evet dünyada şimdi zaten bu temel mesajıydı biliyorsun internette. Bana sorarsanız zaten bankaların artık şubelerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Böyle oturarak sadece bankada sadece oturacaklar, müşteri gelsin diye bekleyecekler. Bu dönem geçti. Bence bütün bankalarını yıkacaklar, bütün elemanlarını da sahaya sürecekler, satış yapacaklar. Hocam demeyin öyle ya. Yakamıza yapışıyorlar sonra ya. Böyle bir devirdeyiz. Oturduğu yerden göreceksiniz. Bundan şu anda banka şubeleri çoğu şubesini kapatıyor. Para almak dışında zaten bir ihtiyaç yok ki. Para dönüşüyor. Başka bir ödeme sistemleri gelişiyor. Çoğu zaman kağıt para harcamıyorsunuz. Gördüğünüz şey para değil. Bunlar farklı konular. Doğru yerde en parada. Ama birden niye böyle bir hale getiriyor? Yani sadece ve sadece tersten konuşmak bir dikkati çekmek. Peki marka ne? Markanın şeyi dünya nedir? Dönse bile mi yani? Dünya dönse bile diye bir konsept varsa tamam bu olsun. Bundan sonra da böyle gidelim. Tamam. Bile en EFT fast havale masrafı yok. Tamam. Sonra. Peki fatura ödeme masrafı? O da yok. O da tamam. Yok. İhtiyaç kredisinde dosya masrafı desen cık, hiç yok. Tamam. Ha. Hatta kredi kartı aidatı da yok. Siz de hemen empara.com'a başvurun. Dünya tersine dönse bile bankanıza masraf ödemeyin. enpara.com bankadan güzeli. Bankadan güzeli. Dikkat ettiğiniz gibi banka değil Bankayla rekabet edemiyor çünkü. O banka lafını da kullanamıyor herhalde. Bankadan da güzeli demek istiyor. Bir konumlandırması var. Aslında burada bankadan güzeli derken belki de bir reklam özdenetim kurulunun çok ciddi bir itirazı gelebilir. Biri de itiraz edebilir. Bankadan da güzeli demek ben buradayım ve diğerlerini karalıyorum demek. Bunu da unutmayalım. Burada bir nokta var. O noktanın hem biliyorsunuz banka reklamları hem BDDK'nın hem de reklam özdenetim kurulunun hem de Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu'nun denetimi isiminde ki ama reklam özdenetimi şikayet üzerine gidiliyor. Burada çok dikkat etmek lazım fakat bu stratejik ya da bu uygulamada öyle diyelim bana yani sondaki logo dışında ve müzik dışında kalan şey ne bundan sonra sadece arkadaki logoyu ve şey yazdığımızda konseptine fikrine yine oraya geliyoruz. Ne olur bana sadece dünya tersine dönse. E yani yani biz hiçbir şekilde masraf almıyoruz demek istiyor. E yani bundan sonra ne, Amuda kalksa bile mi diyeceğiz bundan? Ne diyeceğiz? Yani iki gözüm önüme aksın mı diyeceğiz mesela? Ne diyeceğiz? Dünya tersine dönse bile. Bunu yaptık, dikkat çektik, bitti. So ne kaldı geriye? Ne yapacağız şimdi? Yeni fikir bulun. Çalışın arkadaşlar. Fikir de yok ortada. Dikkat çekecek malzeme bulun. Bu sadece ve sadece böyle reklam yayınlandığı anda iş yapıyor. Onun dışında iş yapmıyor. Markaya da hiçbir katkısı yok. İşte burası bilim. Bu kadar basit. Abone de olun. Nay 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 nay. Nay nay.